Merhaba arkadaşlar. Birlikte Arapça öğrenelim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde birlikte deneme sınavı çözeceğiz. Bismillah diyelim başlayalım. Birinci sorumuz Ersel tülü Ebi Risaleten nokta nokta Risaleten kelimesinde istenilen şey arkadaşlar bir sıfat koymaktır. Hemen koyalım. Bakın risaleten kelimesi e, müennes bir kelime ve nekra bir kelime. Sıfat mevsufuna dört yerde uyum sağlar. Marifelik, nekralık, müennes, müzekkerlik, müfretlik, cemilik ve harekede. Evet burada risaleten e, müennes bir kelime olduğu için sıfatımız da olacak. Tavil demiş gitti. Müzekker olduğu için tavil etin. olduğu için gitti. E bakın burada elif lam yok. Bu da gider arkadaşlar. Et tavilü elif lamlı olduğu için. Doğru cevabımız tavil Ersel tü li ebi risaleten tavileten. <laughs> Doğru cevabımız B. İkinci sorumuza bakalım. <laughs> bakın, İnne allâhe ve melâiketehu ne alen nebi. Bakın innenin neyi var? ismi var vavlı bağlamış ve innenin haberi var arkadaşlar. Yusallun ale nebi fiil muzari. Bakın başında nasb ve cezm edatı yok. O zaman ne deriz? Merfu deriz arkadaşlar. Merfuun ve alametur raf bi Doğru cevabımız S. Bakalım elifte ne var? Merfuun ve alametur raf ezzamme demiş gitti arkadaşlar. Merfuun nasb, alametun nasb demiş, mansub demiş gitti. Meczum demiş cezmedat yok ki. Mansup demiş nasbedat yok. O zaman arkadaşlar bunun merfuluğunu sübutun nunla olduğunu bilelim. Ancak şöyle bir hiç hatırlatmadan fayda var. İnne ismini nasb etmiş doğru. Ve haberi olan yusallûne al nebi fiil cümlesini ise hallen merfu etmiş arkadaşlar. Yusallûne derken merfuluk innenin haberi olduğu için değil, yusallune fiili muzari başında nasb ve cezmedatı olmadığı için merfu. Geçelim üçüncü sorumuza. El hüccacu nezelu min cebeli arafatin ila müzdelife. El fiyalul mazi nezelu. Mebniyün ala. Evet. Fiili maziler mebnidir arkadaşlar. Ne üzere mebni olduğunu sormuş. Fetha demiş gitti. Nereden bakardık biz mazinin mebniliğine arkadaşlar? Lamel fiiline bakarız. Ne? Zelu. Evet lamel fiilimiz damme ile bitmiş. O zaman SÜKÜN demiş değil. Hasfinun demiş değil. Damme doğru cevabımız arkadaşlar. Vav değil. Dördüncü soruya bakacak olursak. Dekale nokta nokta mübtesimen ile safi SABAHAN Sabahleyin sınıfa gülerek girdi. Evet buraya bir fail getirmemiz isteniyor. Ancak şöyle bir durum da var. Hal kelimesi var. Bakın mübtesimen şeklinde hal var. Haller marifeden sonra gelir arkadaşlar. Bu nekra gelmiş gitti. Evet el üstezani ikil gelmiş yani bir sınıfa iki hoca gelmez mantıken ters. El üstel olabilir. Şimdilik bir dursun bakalım. Üstel de tane gitti. Üstel de Evet doğru cevabımız T oluyor. Beşinci soruya bakalım. ile kelamun cemilun ems fi bernamec lügatil arabiyye alet tilfaz. Kelime tü kelam. Kelam kelimesi için ne söyleyebiliriz onu sormuş arkadaşlar. Bakın ile demiş ve bunun meçhul bir fiil olduğunu gördük. ile meçhul bir fiildir. Meçhullerden sonra ne geliyordu? Naibi fail geliyor arkadaşlar. Bu fail değildir. Meçhulden sonra fail gelmez. Meçhul fiilden sonra naibi fail gelir. Fail demiş gitti arkadaşlar. Haber değildir. Naibi fail merfu. Bakın doğru cevabımız geldi işte. Doğru şıkkımız te. Mübteda demiş değil. Sıfat değil arkadaşlar. Altın soru. Leytet derse kana fi vaktin ahar keşke ders başka bir zaman olsa şibhi cümle olarak fi vaktin ahar cümleci nedir diye sormuş bakın Leite innenin kardeşidir inne ismini nasbetmiş. peki innenin haberi nerede arkadaşlar innenin haberini şöyle farklı bir renkle yapalım kane ile başlayan isim cümlesi innenin haberidir fi mahalli raf diyoruz Evet, innenin haberi. Geçtik inne derken leytenin haberi. Kane ile ilgili bir cümlemiz daha var. Kane, Peki, rengi yine değişelim arkadaşlar. Kâne, e, fi vaktin akar. Kânenin de bir ismi, bir haberi vardı değil mi? Kânenin ismi nerede arkadaşlar? Evet, Hüve. Gizli bir isim var, Hüve. Fi vaktin akarda da kânenin haberi olarak gelmiş. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Kânenin haberi. Kâne ismini raf, haberini nasb eder. Fi mahalli, nasb olacak. Fi mahalli raf demiş, gitti. Fi mahalli raf demiş, gitti. Fi mahalli nasb demiş, mefulimih demiş, burada gitti. Fi mahalli nasb sıfat demiş gitti. Ne kaldı geriye? Fi mahalli nasb haberu kâne. Doğru şıkkımız B olacak arkadaşlar. Yedinci sorudan devam edelim. El müslimûne nokta nokta hallil kâbeti sebaate eşvâtin. Şimdi baktığımız zaman burada isimden sonra gelen fiil. Bununla ilgili şöyle bir şey söylüyoruz arkadaşlar. İsimden sonra gelen fiiller önceki isimlerine sayı ve cinsiyet yönler uyum sağlarlar. Bakın müzekker cemi. O zaman bu da müzekker cemi olacak. Gitti yetufu. Yetufani o da gitti. Tetufne bu da gitti arkadaşlar. Yetufuna doğru şıkkımız. Doğru şıkkımız yetufuna olacak. Sekizinci soruya bakalım. Ya seyyideti gifihuna lahzaten min fazlik. Hanımefendi şurada bir saniye durur musunuz? cümlesinde. El fiyallu gifihi. Fi emirdir. Doğru. Peki bu fiyallu emirlerin NTC gazına gelen ne üzere mebni oluyor arkadaşlar bir nunun düşmesiyle sükün demiş gitti ale hazfir ille demiş gif gı, gıf gıfa gifu arkadaşlar ille harfi falan yok mebniun ale kesir bu da değil mebniun ale fetih bu da değil mebniun ale hazfin nun diyoruz arkadaşlar sonraki soru çeşitimize bakalım burada yapacağımız şey şu cümlelerin içerisinde haber sıfat ve hal bulacağız burada çözümü şöyle yapalım arkadaşlar. Biz habere bir diyelim, sıfata iki diyelim, hal olana üç diyelim. Ve cümlenin içerisinde haber olanın altına bir, sıfat olanın altına iki, hal olanın altına üç yazalım. Bu şekilde daha kolay. Çünkü buraya kelimeleri yazmak e, hayli zaman alır. Başlayalım. Bakın burada haber sormuş. İştara halidun kalemen cediden ve huve raciun ilel beyti. Bakın burada ve huve raciun derken ve huve o mübteda raciun haber. O zaman burası bir olacak. Peki sıfat nerede? Cediden arkadaşlar. Bu da iki. Peki hal nerede? Hal ise arkadaşlar komple cümle olarak ve huve raciun ilel beyti olacak. Üçüncüsü de bu. İkinci sorumuza bakalım. Saarat el medinetü sahiriyye tu haliyeten minen nasi. Bakın burada haber nerede? Haliyeten kelimesi haber. el sahiliyeti sahil şehirleri sıfat. Hal nerede arkadaşlar? haliyeten minen nas olarak hal olacak arkadaşlar. Bakalım üçüncü sorumuza. Es-sa'igu yagudu el-hafiletel kebirate bi maharatin. Buradaki sorumuzun cevabı habere bakalım arkadaşlar. Yagudu kelimesi ile başlayan fiil cümlesi haber oluyor. Devam edelim. El-kebiratü sıfat bi maharatin de hal oluyor. Dördüncü de yünhi et talibu el müştehidul el ihtibara ve huve müsterihun. Evet şimdi bakalım burada müsterihun kelimesi haber. El müştehidu sıfat ve huve müsterihun cümlesi ise haldir arkadaşlar. Geçelim sonraki soru çeşidimize. Yine aynı arkadaşlar. Buraya bir, buraya iki, buraya da üç yazalım. Ra'aytu ar-rajula allazi kana yaskunu bijanibi baytina. Şimdi baktığımız zaman ne istemiş? Mütaaddi fiil, lazım fiil, nakıs fiil. Ra'aytu arkadaşlar birinci e, mütaaddi fiilimiz. Yaskunu lazım fiilimiz. Evet, nakıs fiilimiz de kane arkadaşlar oluyor. İkinci örneğimizde yakadun-nasu <laughs> yamutuna min el-atashi fi's-sayfi. Evet burada arkadaşlar ne kelimesi var. Bakın bu lazım bir fiildir. Evet nakıs fiilimiz nerede? Yekadu. Bu da üçüncüsü. Peki bir nerede hocam? Müteaddi fiil. Başka fiil var mı arkadaşlar? Yok. O zaman burası boş. Üçe bakalım. Et tiflu ma zala yeş'uru bi elemin ba'de en ehezet Evet şimdi baktığımızda ehezet müteaddi bir fiilimiz. Et deva'e diye mefhul almış. Yeşuru kelimesine bakalım. Hemen harfi celli gelmiş arkadaşlar. Lazım fiilimiz. Ma kânenin kardeşi olduğu için nakıs fiilimiz. İndemâ şâhede el veledû mevte ummihi sâra yebkî kesîran. Burada şâhede kelimesi müteaddi bir fiildir. Yebkî fiili arkadaşlar lazım bir fiildir ve son olarak Sara da Kane'nin kardeşidir diyoruz. Sonraki örneklerimize bakalım. Merfu isim, mansup isim, mecrur isim istemiş bizden. Yine aynı sistemimizi yapalım arkadaşlar. Bir yapalım, iki yapalım, üç yapalım. Evet merfu isimlere bakalım. Talibun, tealleme talibul ilmi. Bakın şu şekilde ilmi. Durusen kesiraten. Şimdi merfu isim. Nerede? Burada arkadaşlar. Bir. Mansup isim yani e, meful olabilir. İki arkadaşlar. Evet ve mecrur isim müzafun ile el ilmi kelimesi. El müslimune sallu salatel cum'ati. Şimdi baktığımızda el müslimune merfu bir isimdir. Evet sallu fiildir. Salate mansup bir isimdir. Çünkü mefuldür. El cum'ati de arkadaşlar muzafun ileyhtir mecrurdur. İnnel hakka vadihun la yakfa ala aqilin şimdi baktığımızda merfu isimimiz innenin haberi olmuş burası bir numara mansub ismimiz innenin ismi olmuş el hakka kelimesi aqilin harfi cerden sonra gelen isim mecrur olmuş Dörde bakalım. Arafa halilun mev'idel iktibari. Bakın halilun mev'idel ihtibari min sadiqihi. Buraya e, merfu isim, halil arkadaşlar. Mev'ide kelimesi, mef'ul ve mansup bir isimdir. el ihtibari kelimesi, e, mecrurdur. Niye? Muzafun ileyh olduğu için. İkinci mecrurumuz daha var arkadaşlar. Sadiqi kelimesi, bu da mecrur bir kelimedir. Mahalle mecrur soracak olursak, hi hey, zamiri de mahallen mecrurdur deriz. Sonraki alıştırma örnek tipine bakalım. Yine aynısını yapalım. Bir numara, iki numara ve üç numara şeklinde. Vüli de burada ne istiyor? İsmül mebni, İsmül muğrab takdiran ve ismül muğrab zahiran. Mebni olanlar, muğrab takdiri irab alanlar ve zahir irab alanları işaretleyin diyor. Evet Vüli de bakalım. Vüli de ebi fi hazihil medine. Hazihi arkadaşlar ismi işarettir, mebnidir. Bu bir numara. Ebi kelimesi bir mütekellim yağısına bitiştiği için takdiren irap alır arkadaşlar. Bu da iki numara. Sonraki zahiri irab alanda Medinetün kelimesi olur. Vülide de nedir? Vülide de fiildir arkadaşlar. Fi harftir. Onların irabda mal yoktur. Ayşe tu hiyelleti zehebet ilel el Bakalım burada Hiye <laughs> arkadaşlar zamir Evnidir. Evet ikincisi el qadi e, takdiri irab alanlardandır arkadaşlar. Niye? E, bunun nasp alameti eğer feta olursa qadiye şeklinde açığa çıkar. Evet, e, elleti kelimesi de aynı şekilde e, isim ve birinci gruba girer. Mebni kelimelerin, mebni isimlerin grubuna girer. Aişe kelimesi de zahiri irap alır ve üç numara deriz. Dörde bakalım. Hel ya'melu hazet tabibu fil müsteşfa. Buradaki tabib kelimesi, evet sondan başlamış olduk. Zahiri irap alır arkadaşlar. Müsteşfa kelimesi sondaki y'den yani elifi maksureden dolayı takdiri irab alır. Takdiren bir kesra ile mecrurdur deriz. Bu da takdiri irab kısmına girer. Hâdâ ismi işarettir. Bu da mebnidir arkadaşlar. Yâmelü muzâridir. Hel soru, e, soru kelimesidir. Fi de harftir. Bunların iraptan mahalli yoktur arkadaşlar. Hel ve e soru harfidir. Bunları unutmayalım. La edri meta seyerci'u ahi minnel hacci. Bakın burada meta soru ismi mebnidir. Değişmez. Buradaki ahi kelimesi aynı yukarıda ebi de olduğu gibi mütekellim yasına bitiştiğinde takdiren irap alır. Minel hacci dediğimiz zaman hac kelimesi de zahiren e, esre alır. Seyirci o muzari fiil arkadaşlar. La edri aynı şekilde muzari fiil. Sonraki alıştırma çeşidini inceleyelim. Bu araştırma çeşidinde ihtaril cümlete sahihate minel cümeli tali aşağıdaki cümlelerden doğru olanları seç. Evet 5 tane şık var hangisinin doğru olduğuna bakacağız. Ya Halid diyor bakın sonda bir tane erkeğe müzekkere seçlenmiş ama uhrucu diye çoğul emir veriyor. Gitti arkadaşlar. Yani burayla bura uyum sağlaması lazım. uhruç minel bina il an ya tullabu. Bakın ya tullabu diye çoğul söylemiş ama uhruç bir kişi emrediyor. Gitti arkadaşlar uhrucu demesi lazım şurada birinci de olduğu gibi. Başka, ''Uhruca minel bina il an ya zeynebu'' Hem kıza e, seslenmiş, nidada bulunmuş. Hem de ''Uhruca'' tesniye yapmış. Bu da gider arkadaşlar. ''Uhruci minel bina il an ya racul'' Hem erkeğe sesleniyor hem de ''enti'' Yani sen bayan diyor. Bu da gider arkadaşlar, uyumsuz. ''Uhrucne minel bina il an ya talibat'' ''Ey kız öğrenciler binayı boşaltın'' Bakın doğru şıkkımız. ''Uhrucne cemi müennes'' Ya talibat cemii müennes. Önce şuna bakarız. Meçhul bir fiil. Meçhul fiilden sonra fail gelmez arkadaşlar. Evet burada hem fail hem naibi fail gelmiş gitti arkadaşlar. Vuribe aynı şekilde. Meçhul fiil aynı e, hata aynı yerde tekrarlanmış. Darabe bakın malum bir fiil ama eee mef'ulü yok. Darabe zabidu fi's Evet. Bunun manası şu. Yani e, görevli çarşıda vurdu. Kimi veya ne? Yok. Meful lazım buna değil mi? Yok. Bu almamış. Duribe. Bakın doğru. Meçhul bir fiil. Duribe. Ellissu fissugi. Hırsız çarşıda vuruldu. Bakın doğru şıkkımız bu. E, duribe. Meçhul bir fiildir. Ellissu kelimesi naibi faildir. Yapan belli değil. Vuruldu. Evet. Bakalım sonraki şıkka. Darabe lissa fissugi. Darabe. Hem malum hem de faili yok. Gitti arkadaşlar. Evet. Bu da B şıkkıydı. Geçtik üçüncü sorumuza. Kâne el mutesâbikûne el Bakın kâne ismini, raf haberini nasb eder. Neşîtûne kelimesi raf gelmiş, gitti. Kâne ismini raf eder, gitti arkadaşlar. Direkt men mutesâbikûne olacaktı. Mutesâbikûne demiş. Kâne el gitti arkadaşlar. Kâne ismini raf eder, doğru etmiş. Kâne haberini e, nasb eder. Bakın el fâizîne, mutesâbikûne'nin sıfatıdır. Yani nasb olmamış, gitti. Sıfat mevzufuna uymamış bir kere. Bu da gider arkadaşlar. Kânel mütesebbikûne doğru. El faizûne sıfat mevsufuna uymuş. Neşîtîne haberimizde nasb olmuş. Kâne ismini râf haberini nasb etmiş. Peki faizûne nedir hocam? Arkadaşlar faizûne kelimesi mütesebbikûne kelimesinin sıfatıdır. Bakın dört yerde uyar. Çoğul çoğul. Eliflamlı eliflamlı. Hareke zaten uyumuş. Ve e, müzekker, cemi müzekker, cemi müzekker. Geçtik sonraki sorumuza. Dördüncü sorumuza bakalım. Seyyaratül ücreti elvanun. Cemile tün demiş. Arkadaşlar buradaki uyumsuzluktan dolayı bu gider. Bakın şurada elvanu ha olacaktı. Gitti arkadaşlar. Bu değil. Seyyaratül ücreti el elvanu ha. Bakın hem zamir hem eliflam gelmiş. Bu da gider arkadaşlar. Sonra seyyaratül ücreti elvanuhu demiş. Bakın seyyara kelimesi, ücreti kelimesi hep mühendis. Olmadı arkadaşlar. Seyyaratül ücreti elvanu ha cemilun demiş. Bakın elvanu ha cemile tün olacaktı. Bu da giden arkadaşlar. Sıfat mevsu uyumsuzluğu var. Seyyaratül ücreti elvanuha cemile tüm doğru olur arkadaşlar. Beşincisine bakalım. Bakın tekelleme er reisu er reisu vakifen emamel müstemi'ine Bakın burası e, muzaafın ileyh olduğu için cem-i müzekerin cer alameti ye vel müeyyidine bunun sıfatı bu da ye gelmiş lehu evet. evet bu doğruya benziyor dursun Devam edelim. Tekelleme er reisu vakifen emamel müstemiyavune demiş. Gitti arkadaşlar. Niye emameden sonra gelen kelime muzafun ileyh olur ve mecrurdur. Gitti. Tekelleme er reisu vakifun demiş. Hayır bu raf gelmiş. Alakası yok. Bu tekelleme fiil er reisu fail vakifen şeklinde mefhul olacaktı. Gitti. Tekelleme reisu vakifen emamel müstemiyine. Bakın er reisu olacaktı burada da. Bu da gitti. Bu da gitti. Tekellem er rais vakifen emam el el olacaktı. Sıfat mevsufuna uymamış bu da gider. Ne kaldı geri arkadaşlar? Elif şıkkı kalır. 6. soruya bakalım. Ersele Ebu Bekir el Cuyuşe lil harbil murtettin. Arkadaşlar muzaaf elif lam almaz ki. Gitti. Evet B'ye bakalım. Ersele Ebu Bekir el Cuyuşe li harbil murtettune demiş. Bakın buradaki muzafun ileyh mecrur olacaktı. Bu da gitti. Ersele Ebu Bekir el Cuyuşe lil harbi el ne arkadaşlar bu da gider çünkü muzaf eliflam almaz ersele Ebu Bekir el cuyuşe el harbel -murtettine. demiş bakın şurada eksiğimiz var şimdi şuna bakalım ersele Ebu Bekir el cuyuşe li harbil -murtettine. doğru şıkkımız olacak arkadaşlar S. burada niye uymamıştı buradaki eliflam değil de lam harfi ceri olacaktır arkadaşlar 7. soruya bakalım len yemşi Arkadaşlar meşa yemşi derken sonunda bir illet harfi vardı bunun. Hatırlayın. Bu şekilde nokta olan ye'ler le, nasb edatı aldığında fetalı okunurdu. Bu gitti arkadaşlar. Düşürmüş burada. Evet B şıkkına bakalım. Lem, lem, yemşi demiş. Bakın hem cezm alameti hem de ye'si duruyor. Gider arkadaşlar. Çünkü cezm alameti muzari fiilde illetliyse illetin düşmesiyledir. T'ye bakalım. Len yemşiye ehadüm min hâze tarîgi ems. Hem lem yemşiye, len yemşiye diyecek, yürümeyecek hem de ems diyecek. İkisi uyumsuz arkadaşlar gider. Len yemşiye ehadüm min hâze tarîgi gaden. Bak olabilir, yarın diyor, yürümeyecek diyor. Olabilir, bakalım şimdi. Lem demiş, hala illet tarifi duruyor. Gezme dağıtı geldiğinde muzarinin illeti düşer. Bu da gitti. Devam et ki doğru cevabımız S arkadaşlar. 8'e bakalım. Ra'aytu kâdiyen câlisun yahkumu beynel racüleyin. Burada qadiyen calisun. Uyumsuz arkadaşlar. Oturan kadıyı gördüm diyecek. Calisun, qadiyen uyumsuz olmaz. Sıfat mevsufa uymamış. Ra'itu el-qadiyen. El-qadiye var. En-yen var. Bu olmamış arkadaşlar. Hem tenvin hem eliflem olmaz. Burada ra'itu qadiyen calisen. Yahkumu beyne racüleyni. Bakın doğruya benziyor. Dursun. Ra'itu qadiyen calisen. Arkadaşlar niye olmaz arkadaşlar? Çünkü bunun cer gelmesi için yani gâdîn şeklinde cer gelmesi için hiçbir sebep yok. Yani ne muzafun ileyh var ne bir harfi cer var olmaz arkadaşlar. Peki bu olur mu? Aynı şey yukarıda söylediğimiz gibi bunun cer gelmesi için hiçbir sebep yok. Ne muzafun ileyh bir şeyin ne de başında harfi cer var cer etsin. Bu da olmaz arkadaşlar. Ne kaldı geriye? Cim şıkkımız. Bakalım ra'aytu gâdîn câlisen yahkumu beyne raculeyni. Ra'itu fiil fail gâdîn mef'ul yahkumu beyne rajulayni beyneden sonra rajulayni kelimesi de e, muzaf muzafun ile. Sonraki dokuzuncu sorumuz bakalım. Rakibe rajulayni tavilani cemilani elkebirani. Bakın. Rajulayni tavileyni olacaktı. Bu gitti arkadaşlar. Sıfat mevsufun uyumu. Rakibe fiil, er bunun faili. Et tavilani de failin sıfatı. Tamam. Bitti sıfat fail e, bitti. Şimdi meful geldi. Evet, mefuller mansup olur. Tesniyenin nasb alameti ye iledir arkadaşlar. Bu gider. Bakalım rakibel raculani tavilani cemilani. Arkadaşlar cemelan aynı şekilde cemeleyni olacak. Bu da gider. Rakibe er raculani tavilani el cemeleyni el kebirayni. Bakın doğru şık burada. Şimdi bir sonrakine bakalım. Rakibe er tavileyni sıfat mevsufuna uymamış. Bu da gider. Doğru şıkkımız B olur. Evet arkadaşlar burada alıştırmayı bitirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.